حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم ربنا ورب هذه الدعوه التامه والصلاه القامه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه العاليه الهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعده آمين آمين. الله أكبر. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfirullah, estağfirullah, sümme estağfirullah al-azim. Allahümme entes selam ve minke selam. Tebarek te ya zel celali vel ikram ala rasulina salavat. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Zülcelali Hak Subhanallah. Zülkemani daimen elhamdülillah. Zül azameti Allahu Ekber. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme ahşurna fi zümretis salihin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات Şöyle herkes olduğu yerde otursun, hiç düzenimizi bozmayalım. Hemen programımıza başlayacağız. Özellikle velilerimiz de oldukları yerlerde oturabilirler. Programımızın daha güzel geçmesi için özellikle erkek kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimiz biraz daha sessiz olsalar inşallah daha güzel olacak, daha verimli ve faydalı olacaktır. İsa Karaduman hocamız şu an buradaysa sahneye alalım. İsa Karaduman hocamız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Her türlü hamd, şükür alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu'na olsun. Selat ve selam kainatın efendisi, nebilerin serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin pak âline, eshab ve etbaına olsun. Selam olsun tüm nebilere, sıddıklara, şehitlere ve salihlere. Namazın göz aydınlığı ile nurlanmış cennetin çocuklarına, gençlerine,
onları yetiştiren kıymetli anne ve babalarımıza selam olsun. Kur'an Nesli platformunun düzenlemiş olduğu Hayat Namazla Güzeldir etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Etkinliğimizin program akışını sunacağız. Programımız Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Kur'an Nesli platformu Diyarbakır İl Koordinatörlerinden Nihat Bünül'ün selamlama konuşması olacaktır. Akabinde Esmaül Hüsna göstermi olacaktır. Yine ardından namaz ile ilgili ayetler, hadisler, güzel sözler ve şiirlerin paylaşımı olacaktır çocuk kardeşlerimiz tarafından. Yine namazla ilgili bir seminerimiz, kısa bir sohbetimiz olacaktır. Ardından namaza başlayan çocuklarımıza sertifikaları takdim edilecektir. Sonunda da Özlem Ajans Çocuk İlahi Grubu'nun güzel ilahileriyle inşallah programımızı kapatacağız. Allah Celle Celaluhu razı olsun şimdiden. Hayırlı ve verimli bir program eylesin inşallah. Kalbi şeffaf çocuklar, nurlu sedef çocuklar, yüreği saf çocuklar, gelin namaz kılalım. Günahtan saklar bizi, saflar kucaklar bizi, camiler bekler bizi, gelin namaz kılalım. Kur'an-ı Kerim tilaveti için İshak Karaduman kardeşimize sözü bırakıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والسبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع تشاءون إلا أن
İyyeşallahu Rabbul Alemin. Sadakallahul Azim. İsa Kara Duman kardeşimize Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun. Allahu Ekber ve kalkıyor eller. Hakla söyleşiyor okuyan diller. Secdede Allah'a varan gönüller. Ruha gıda, akla irfandır namaz. Kur'an Nesli Platformu Diyarbakır İl Koordinatörlerinden Nihat Bünül hocamızı selamlama konuşmalarını yapmaları için kürsüye davet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum. Değerli misafirler, sevgili çocuklar. Kur'an Nesli Platformu olarak böyle bir namaz etkinliğine öncülük ettiğimiz için Rabbimize hamd ediyoruz. Öncelikle böyle bir hayırlı etkinliğe iştiraklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu temiz kalpli çocuklarımıza namaz bilinci vermek için uğraş veren tüm bacı ve kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Platform olarak amacımız toplumumuza namaz bilinci aşılamaktır. Beş vakit namazı hakkıyla eda eden bir toplumun huzur bulacağına inanıyoruz ve bizler de bu gaye ile yola çıktık. Genç, ihtiyar, abi, abla ve kardeşlerimizle namaz bilincini topluma kazandırmak için evlerde, camilerde, derneklerde seminerler verdik. Elhamdülillah halkın büyük bir teveccühünü aldık. Namazın fuhşiyata ve kötülüklere engel olacağını Rabbimiz bize bildirmiştir. O halde reçetemiz bellidir. Merhamet duygularının kaybolduğu bir günlerde eşini, annesini, kardeşini vahşice katleden bu toplumu ancak hakiki bir iman ve hakkı verilen bir namaz kurtarabilir. Toplumun hastalığı bu iki panzehirle tedavi edilebilir. Sağlıklı bir neslin anahtarı, tılsımı, iman ve namazdır. Asırlarca dünya milletleri arasında itibarlı ve güçlü bir millet olarak yaşamamızı, milli ve manevi değerlerimizin üstünlüğüne borçluyuz. Bu değerlerin en başında namaz gelmektedir. Toplumun barış ve huzuru için, birlik ve kardeşlik için bu önemli değerimizi gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Eğer gelecek kuşaklara namaz bilinci aktarmazsak, öncelikle evin içinde huzursuzluk, toplumlarda basit sebeplerden dolayı boşanma sorunlarıyla karşı karşıya kalacağız. Bugün ailelerin bayram günüdür. Bugün en büyük şükür günüdür. Bir aile için çocuğunun namaz kılmasından daha güzel ne olabilir? Büyük sermayemiz çocuklarımızın namaz kılmasıdır. Sevineceksek bunun için sevinelim, bunun için sevinç gözyaşları dökelim. Çocuklarımıza namaz kılmayı nasip eden Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Sana şükürler olsun ey Rabbim ki bu zamanda böyle bir nesli, Kur'an neslini bize nasip ettin. Platform olarak Ağustos ayını namaz etkinliği olarak belirledik.
İnşallah her bir yılımız önceki yıllardan daha bereketli olur. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Şimdi sizleri dop dolu programlarımızla baş başa bırakıyoruz. Kur'an Nesli platformu Diyarbakır İl Koordinatörlerinden Nihat Bünül hocamıza teşekkür ederiz. Seherde uyuyan ruhlar ölüdür. Uyan, bak seherler rahmet gölüdür. Secde görmeyen ev ölüm çölüdür. Ölülere hayat ve candır namaz. Esmaül Hüsna okuyacak kardeşlerimizi sahneye davet ediyoruz. Şöyle bir tane size pas. Hocam ben mi oldu? Hocam bu okuyacak. Ben de oraya ortaya git. Durun. Sen de. Yok yok. Anne sen Allah razı olsun. Tamam hadi. Başla. Furkan. Başla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua edin. Er-Rahman Er-Rahim. Ya Allah, ya Allah. El-Malik El-Kuddus. Ya Allah, ya Allah. Es-Selam El-Mümin. Ya Allah, ya Allah. El-Muheymin El-Aziz. Ya Allah, ya Allah. El-Cebbar El-Mütekebbir. Ya Allah. الحالو
Ya Allahu ya Allah. El meddarru en nafi. Ya Allahu ya Allah. En nuru el hadi. Ya Allahu ya Allah. El bedi'u el baqi'u el wari. Ya Allahu ya Allah. El reşidu el sabu. Ya Esmaül Hüsna okuyan kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah Celle Celaluhu kendilerinden razı olsun. Onları salihler zümresine ilhak eylesin. Tek huzurda zengin fakir yan yana, el bağlıyor huşu ile bir anda. Ruku bir, secde bir, aynı kumanda. Nefsi yaratana kurbandır namaz. Şimdi de namaz ile ilgili ayet, hadis, güzel sözler ve şiirlerini paylaşmaları için kardeşlerimizi sahneye davet edeceğiz. Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacak mı?
sallallahu aleyhi ve sellem salatul cemaati teftulu salatul fezzi bis 27 derece. Sadaka Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha hayırlıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar gaybe inanırlar, namazı doğru kılarlar, Allah'ın onlara verdiği rızkı fakirlere dağıtırlar. Bediüzzaman Said Nursi diyor ki, İslamiyet'e imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Azze ve Celle En'am suresinde şöyle buyurmuştu: de ki, namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Nişanısın gözümün, gönlümün. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: miftahul cenneti salatu ve miftahul salatul vudu. Sadaka Resulullah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir. Hasan el-Benna diyor ki, şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunuz zaman namaza kalkın. Allah'ı zikir için gelin namaz kılalım. Lütfuna şükür için gelin namaz kılalım. Kalbi şeffaf çocuklar, nurlu sedef çocuklar, yüreği saf çocuklar, gelin namaz kılalım. Günahtan saklar bizi, saflar kucaklar bizi, camiler bekler bizi, gelin namaz kılalım. Çiçekler ile kuşlarla, güldeki nakışlarla, içli yakarışlarla gelin namaz kılalım. Tekbir olsun yürekler, gıpta etsin melekler, çiçek açsın dilekler, gelin namaz kılalım. Namazımı kılıyorum, abdest alıyorum, Rabbimi seviyor, ahireti biliyor, cenneti istiyorum. Haydi abdest alma, haydi namaz kılma. Gelin çocuklar gelin, camide huzur vurma. Abdest alıyorum, namazımı kılıyorum, Kur'an'ı okuyor, secdeye gidiyor, camiyi seviyorum. Haydi abdest alma, haydi namaz kılma. Gelin çocuklar gelin, camide huzur bulma. Nurusun namaz, emir semin saraki yüreğimize. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Kardeşlerimize bu güzel ve anlamlı paylaşımlarından dolayı teşekkür ederiz. Allah Celle Celaluhu kendilerinden razı olsun. Namaz sancıma ilaç, yanık yerime merhem. Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem. Namaz ile ilgili konuşmalarını yapmaları için İkra Eğitim Derneği Genel Başkanı Murat Aslan hocamızı mikrofona davet ediyoruz. Müslüman milletin bir nişanısın. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle değerli kardeşlerim, hem minik erkek kardeşlerim ve değerli küçük kardeşlerim, kız kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Allah'a hamdolsun ki bu güzel mekanda melekler gibi tertemiz olan siz küçük kardeşlerimle bu güzel mekanda, sahabelerin defnedildiği bu güzel mekanda Rabbim bizi bir araya getirdi. Allah'a hamdolsun. Şimdi değerli küçük kardeşlerim, sizler malumunuz bu yaz ayında namaz eğitimi aldınız. Allah nasip etti, burada bir etkinlik ile Kur'an Nesli platformu vesilesiyle bir araya geldik ve ilk namazınızı burada cemaat ile kılma nasip etti Allah. Şimdi küçük kardeşlerimin özellikle bana odaklanmasını istiyorum. Beni iyi dinleyin. Çünkü size söyleyeceğim şeyler hakikaten çok önemli. O yüzden beni iyi dinleyin. Birincisi, niçin namaz kıldığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani bu kadar emek, bu kadar gayretin sebebi nedir? Acaba biz neden namaz kılıyoruz? Şimdi küçük kardeşlerim, size birkaç soru soracağım. Hep beraber cevap vermenizi istiyorum. Neden namaz kıldığımız bu soruya vereceğiniz cevabın içerisindedir. O yüzden soru sorduğumda bütün kardeşlerim hep birden cevap versin. İlk soruyu soruyorum. Bizi yaratan kim? Allah. Duymadım. Allah. Cennetin sahibi kim? Allah. Çevremizdeki ağaçları yaratan kim? Allah. Yeryüzündeki bütün nimetleri veren kim? Allah. Kainatın sahibi kim? Küçük kız kardeşlerim, sesiniz az geliyor. Cennetin sahibi kim? Allah! Aferin hepinize. Demek ki her şeyin sahibi olan Allah. Şimdi bir örnek vereceğim. Bayramda bir arkadaşımız bize bir hediye verdiği vakit çok seviniriz değil mi? Ne yaparız? O sevincimizi belli etmek için ya ona teşekkür ederiz, ya da biz ona bir hediye vermek isteriz değil mi? Amacımız nedir? Memnun olduğumuzu göstermek için. İşte küçük kardeşlerim, bizler de Allah'a olan teşekkürümüzü, Allah'a olan sevgimizi namaz ile gösteririz. Bakın Peygamber Efendimiz namazın önemini sahabelere nasıl anlatmış. Bu örneği unutmayın. Bir gün Peygamber Efendimiz sahabileriyle oturuyor. Kendisi buyuruyor. Evinizin önünde bir nehir aksa ve günde 5 defa onda yıkansanız vücudunuzda kirden bir şey kalır mı? Maşallah, barekallah, küçük sahabeler hemen cevap verdi. Demek hakikaten Rabbim sizleri sahabe nesli olmayı nasip etsin. Demek ki hep birden sahabeler ne cevap veriyor? Ya Resulallah, bizde kirden bir eser kalmaz. Allah Resulü hemen cevap veriyor. İşte 5 vakit namazda günahları bu şekilde temizler. Demek ki kardeşlerim, cennetin anahtarı nerede? Duymadım. Cennetin anahtarı nerede? Namazda. Aferin, aferin sizlere. Evet küçük kardeşlerim, özellikle namaz kılarken namazımızı devamlı kılabilmek için camileri unutmayalım. Camiler bizim için önemli. Peki bir soru daha. Camiler kimin evidir? Allah'ın evidir değil mi? O zaman biz camiye gittiğimiz zaman kimin misafiri oluyoruz? Peki Allah'ın misafiri olduğumuz zaman Allah bizi sevmez mi? Bize cenneti vermez mi? Peki bir soru daha. Peygamberimizi seviyor muyuz? Maşallah. O zaman size müjde vereyim. İyi dinleyin. Hani derler ya, 4 kulak mı 2 kulak? Kaç kulakla dinlerseniz dinleyin. İyi dinleyin. Müjdeyi dinlemek ister misiniz? Tamam o zaman. Peygamber Efendimiz yine bir hadiste buyuruyor. Hani cennete gitmeden önce bir havuz vardır değil mi? Suyu çok tatlı. Kevser havuzu diyoruz değil mi ona?
herkesten önce Peygamber Efendimiz o havuzun başına gidecek değil mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor, ümmetimi o havuzun başında bekleyeceğim diyor. Ümmetimi. Peki Peygamberimiz ümmetini nasıl tanıyacak biliyor musunuz arkadaşlarım? Bir, abdest aldığımız zaman yüzümüz nurlanır değil mi? Elimiz ve ayaklarımız tertemiz olur değil mi? İşte Peygamberimiz buyuruyor, yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olacak benim ümmetim diyor. Peki biz yüzlerimizin nurlu, ellerimizin ve ayaklarımızın kıyamet gününde parlak olmasını istiyorsak neye devam edeceğiz? Duyamıyorum. Allahu Ekber, namaza devam edeceğiz değil mi? Evet, o halde buradan anne babalarımıza da bir iki cümle hatırlatalım. Sonra konuşmama son veriyorum. Değerli anne babalar, çocuklarımızın nasıl namaz kıldığı bize bağlıdır. Biz nasıl namaz kılıyorsak bilin ki çocuklarımız o şekil namaz kılacaktır. Siz nasıl tadili erkana riayet ediyorsanız onlar o şekil riayet edeceklerdir. Sizin namaza verdiğiniz ehemmiyet ne ise onlar da o şekil ehemmiyet vereceklerdir. Çok basit bir örnek. Ezan okunduğu vakit abi, abla, anne, baba fark etmiyor. Elindeki ne işi varsa, ne işle meşgul oluyorsa bir tarafa bırakıp namaza durduğu zaman o zaman çocuk diyecek ki evladı, demek ki namaz her şeyden önemlidir. Namaz her şeyden önemlidir. İstediğiniz kadar namazın önemini onlara anlatın, fayda etmiyor bu zamanda. Sizin en güzel bir şekilde namaza verdiğiniz ehemmiyet, önem ne ise çocuğunuz o şekilde ehemmiyet verecektir. Siz ne kadar camiyi seviyor ve caminin müdavimi iseniz çocuklarınız da o kadar camiyi sevecek ve caminin müdavimi olacaktır. Yani iyi bir model olmak. Her türlü imkanı sağlayabilirsiniz. Her türlü emeği sarf edebilirsiniz. Ama iyi bir model olamazsanız namaz hususunda kesinlikle çok iyi bir gözlemci olan çocuklarımız bu ayrıntıyı kaçırmayacaktır. O halde değerli büyüklerim, anneler, babalar, abiler, ablalar, öncelikle namaz hususunda iyi bir model olmalıyız. Evet küçük kardeşlerim, son olarak gelin, hani Peygamber Efendimiz veda haccında Kabe'nin üstünde Allah'a söz vermişti değil mi? Allah'ı şahit tutmuştu. Gelin biz de hep beraber bu vakitte, bu mübarek yerde, Allah Resulü'nün sahabelerinin olduğu yerde, ki biliyorsunuz bu şehri fetheden o sahabiler yanı başımızda, hep beraber onların huzurunda söz vermeye var mısınız? O zaman bir ayağa kalkalım. Hadi bakalım. Evet. Şehadet parmağımızı kaldıralım. Benim söylediklerimi tekrar et. Edin. Tamam mı güzel kardeşlerim? Allah'ım şahit ol. 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 Namazı bırakmayacağıma. Namazı asla ve asla terk etmeyeceğime. Allah'ın evi olan camiyi terk etmeyeceğime. Bu mübarek mekanda söz veriyorum. Allah'ım sana söz veriyorum. Namazımı devamlı kılacağıma söz veriyorum. Allah razı olsun. Şimdi son bir dua İbrahim suresinde Allah'ın peygamberinin duasıyla. Allah'ım beni ve zürriyetimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. İkra Eğitim Derneği Genel Başkanı Murat Aslan hocamıza bu etkili ve güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Hocamızı indirmeden
namaz eğitimini tamamlamış olan öğrenci kardeşlerimize inşallah sertifikaları verilecek. Birinci gruba Murat hocamız verecek. Birinci grubu sahneye davet edelim. Evet değerli kardeşlerimiz, programımız devam ediyor. Herkes yine otursun oturduğu yerde. Evet, ilahiler var programımızın sonunda. Onun için herkes otursun aynı saf düzeniyle. Evet, oturalım yerlerimizde. Allah razı olsun hocamıza. Çok teşekkür ederiz. Sertifikalarımızı vermeye devam ediyoruz. Şimdi de ikinci gruba. İttihadül Ulema Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Molla Mehmet Şenlik hocamızı sahneye davet ediyoruz. Ve ikinci gruptaki kardeşlerimizi de sahneye davet ediyoruz. Değerli hocamıza teşekkürlerimizi sunarız. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Yetimler Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Engin Taştekin hocamızı yine kardeşlerimize sertifikalarını vermek üzere sahneye davet ediyoruz.
izleyenleriz. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Saf ile namaza dizilenleriz. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Yetimler Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Engin Taştekin hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sırada Kur'an Nesli Platformu Diyarbakır İl Koordinatörlerinden Sayın Hayri Başemez hocamızı sahneye davet ediyoruz. Yine eğitim sertifikalarını alacak olan öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte. Kur'an Nesli Platformu Diyarbakır İl Koordinatörlerinden Hayri Başemez hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve son olarak da Peygamber Sevdaları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüsamettin Bünül hocamızı ve son grup kardeşlerimizi sahneye davet edelim. Peygamber Sevdaları Vakfı Genel Yönetim Kurulu üyesi Hüsamettin Bünül hocamıza da teşekkürlerimizi sunarız. Kardeşlerimize de Allah Celle Celaluhu bir ömür namazla kalmayı, namazla huzur bulmayı, namazla nurlanmayı nasip eylesin inşallah. Kurtuluş yolum benim, buldum seni nihayet. Ne bilsin ki gafiller, heyhat seni anlamaz. Seni hor gören gözü ettim Rabbe şikayet. Miracımsın sen benim, sultanımsın ey namaz. Programımızın son bölümüne geldik. Şimdi de güzel ilahilerini seslendirmeleri üzere Özlem Ajans Çocuk İlahi grubu kardeşlerimizi sahneye davet ediyoruz. İbadetlerimin sen baharısın. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Müslüman milletin benim şanısın. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Gözümün gönlümün nurusun namaz. Dinimin direği namazın namaz. Müminin miracı namazın namaz. Programımız devam etmektedir. Onun için değerli kardeşlerim özellikle yine oturmalarını tavsiye ediyoruz.
İnşallah son kısma geldik. Kardeşlerimizin ilahileriyle inşallah programımızı nihayete erdireceğiz. Allah Celle Celaluhu razı olsun. Abi bu olmuyor. Thank you.
Neyi söylüyor?